Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. Maide suresi. Ve bu surenin birinci ve ikinci ayetlerini değerlendireceğiz. Maide suresi Kur'an-ı Kerim'deki en uzun surelerden birisidir. Ve bu surede Allah-u Teala pek çok helali ve haramı beyan etmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Maide suresi son nazil olan surelerdendir. Ondaki helalleri helal, haramları da haram olarak kabul edin. Yani buradaki hükümlerde herhangi bir değişiklik artık söz konusu değildir. Nihai hüküm bildirilmiştir. Maide kelime itibariyle sofra anlamında. Bu surenin sonunda havarilerin Hazreti İsa'dan bir sofra talepleri oluyor. Ve diyorlar ki, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? İsa aleyhisselam böyle bir talepte bulunmalarından rahatsızlık duyuyor. Yani Allah'tan korkun, böyle şeyler istemeyin diyor. Onlar da diyorlar ki, biz bundan yemek istiyoruz ve kalplerimizin bununla mutmain olmasını istiyoruz. Ve bu olaya şahitlerden olmak istiyoruz. Bunun üzerine İsa aleyhisselam dua ediyor ve duasında Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines sema. Ya Rabbi, Allah'ım gökten bize bir sofra indir. İlahir bu mealde bir duası var ve Kur'an-ı Kerim'deki bu sure ismini o olaydan alıyor. Gerçi her halükarda Kur'an-ı Kerim'in tamamı zaten semavi bir sofra hükmündedir. Ve kalplerimizin, akıllarımızın, ruhlarımızın, hislerimizin, latifelerimizin gıdası Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i okurken, manalarına muhatap olurken bu semavi maideden, bu semavi sofradan gıdamızı alıyoruz. Bu surenin sonunda anlatılan maide olayı da manevi gıdalarımızdan birisidir. Orada da Allah-u Teala nice incelikleri bize bildirmiştir. Maide suresinin başında Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Ey iman edenler, bu kalıp Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde karşımıza çıkar. Allah-u Teala iman edenlere iltifatla onlara hitap eder ve onlardan bazı şeyler ister. Evfu bil ugud, akitlere vefa gösterin. Akit bir nevi sözleşme anlamında ve bu sözleşme Allah ile insanlar arasında veya insanların kendi aralarında veya insanın tek taraflı olarak Allah'a vermiş olduğu söz tarzında olabilir. Allah-u Teala bizden bezmi ezelde söz almış. Elestü bi rabbikum demiş. Ben Rabbiniz değil miyim? Ve ruhlarımız bela ile cevap vermişler. Ve insanlar dünyaya gönderiliyor. Bakalım bu sözlerinde duracaklar mı? Ahde vefa gösterecekler mi? Öte yandan Allah-u Teala'nın bizden istemiş olduğu ibadetler, bunlar da birer akit hükmündedir. Ve ya eyyühen nâsû budû rabbekum, ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Genel anlamda bütün insanlara yönelik bir hitaptır. Ve namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haramlardan sakınmak gibi bütün bize bildirilen şeyler birer akit durumundadır. Bunların gereğinin yerine getirilmesi gerekiyor. Öte yandan insanların kendi aralarında yapmış oldukları akitler vardır. İşte sözleşme yaparlar, biri borç alır, şu zamanda vereceğim diye yazar. Buna riayet etmesi gerekir. Veya mal alır, malın ödemesini falan ayda yapacağım diye sözleşmeyi imzalar, senedi imzalar, o vakitte ödeme yapması gerekir. Veya bir fabrikaya sipariş verilir, şu tarihte mallar teslim edilecektir. Fabrikanın o tarihte malları teslim etmesi gerekir. Gerçekten de bu ilahi hüküm, akitlere vefa gösterin, sözleşmelerin gereğini yerine getirin, toplum hayatında en önemli esaslardan biridir. Yoksa bir kısım insanlar akitlerini yerine getirmediğinde zincirleme bir takım problemlere sebebiyet verebiliyorlar. Ve bu da toplumda çalkantılara, rahatsızlıklara neden oluyor. Bir de insanların kendilerine
kendi kendilerine vermiş oldukları bir takım sözler vardır. Mesela şu işim olursa ben böyle böyle yapacağım. Onun gereğini yapması gerekir. Veya yemin eder, o yeminin gereğini yapması gerekir. Veya adakta bulunur, işte şu işim şöyle olursa diyelim bir tane kurban keseceğim demiştir. O işi olduğunda o kurbanı kesmesi gerekir. Allah-u Teala doğrudan ona böyle bir emirde bulunmamıştır. Ama o kimse kendi kendine bunu gerekli kılmıştır. Ve nezzettikten sonra, adadıktan sonra bunun gereğini yapmakla mükelleftir. İşte ahde vefa göstermek, sözleşmeleri yerine getirmek, Kur'an-ı Kerim'in bizden istemiş olduğu en önemli emirlerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i şöyle methediyor. İbrahim ellezî veffâ. Vefakâr İbrahim. Ve Hazreti İbrahim'i Allah-u Teala ahde vefa göstermesiyle, vefakarlığıyla bize bildiriyor. Demek ki bizler de bu hasletle bezenmemiz gerekir ve akitlere, sözleşmelere, ahitlere uymamız gerekir. Ve ayet devam ediyor. Uhillet lekum behimetul en'am. En'am behimesi size helal kılındı. İlla ma yutla aleykum. Ayrıca okunacaklar dışında, yani size haram olduğu bildirilenler dışında behimetul en'am size helal kılındı. Behime genel anlamda hayvan. Ve en'am da koyun, keçi, sığır, deve türü eti yenen varlıklara, hayvanlara verilen bir isim. Malum Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir tanesi En'am suresidir. Ve bu En'am suresinde bu bize verilen bu nimetler, koyun, keçi, sığır, deve cinsi nimetler orada nazarı dikkatimize arz edilmiştir. Ve yabani keçi gibi, yabani sığır gibi, ceylan gibi varlıklar da behimetül en'ama dahildir. Onlar da helaldir. Gayre muhillis sayd ve entum hurum. Ama ihramdayken, yani hac görevi, umre görevi yaparken insan ihrama giriyor. İhramdayken bunları avlamayı helal saymamak şartıyla. Yani normalde avlanmak caizdir. Ama ihrama girildiğinde orada avlanmak caiz değil. İşte ihramlıyken avlanmayı helal görmeksizin behimetül en'am size helal kılındı. Ancak haram olanlar ayrıca bildirilecek. İnnallâhe yahkumu mâ yurid. Allah dilediğini dilediği şekilde hükmeder. Yani Allah ne dilerse hükmeder. Hüküm vermek, bir şeyin helal veya haram olduğunu beyan etmek Allah'a aittir. Ela lehul halgu vel emr. Dikkat edin, yaratmak da emir de Allah'ındır. Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. Yaratan o olduğu gibi emri veren de o. Dolayısıyla insanlar kendi akıllarından, işte benim aklıma göre şunlar şunlar helal olması lazım diyemez. Haramı ve helali beyan etmek doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın bir tasarrufudur. Ve Cenab-ı Hak helaller nelerdir, haramlar nelerdir bunları bize bildirmiştir. El aslu fil eşya el ibaha denilir. Yani eşyada aslı olan mubahlıktır. Ama haram olanlar ayrıca bildirilmektedir. İşte behimetül enam derken de bu manada bunların helal olanları, haram olanları bize bildirilmiştir. Uhillet lekum mesela bu mealde başka ayetlerde tayyibat, temiz olan şeyler size helal kılındı diyor. Ve habis olanlar, yaratılış itibariyle kendisinde uygunsuz durumlar olanlar, insan tabiatına uygun düşmeyen şeyler, bunların da haram kılındığı bize ifade ediliyor. Ya eyyühellezine amenun, ey iman edenler, la tuhillu şairallah, Allah'ın şairine hürmetsizlik etmeyin. Şair, Allah'a alamet olan şeyler. Nasıl ki mesela bayrak devletin bir alametidir. Dalgalandığı her yerin o devlete ait olduğunu gösterir. Kainattaki bütün varlıklar birer vahdaniyet bayrağıdır ve Allah'ı hatırlatan şeylerdir. Bununla beraber bazı şeylerin Allah'ı hatırlatması daha ziyadedir. Mesela
diyelim Kabe'yi görmek, Kabe'de tavaf, öte yandan Mina, Müzdelife, bu gibi yerler daha böyle Allah'ı hatırlatan yerler. Oralarda meydana gelen çok önemli olaylar olmuş ve oraya giden kimseler onları gördüklerinde Allah'ı hatırlıyorlar. Bunlar Allah'a şiar olan, Allah'a alamet olan şeyler. İşte Allah'ın şairine hürmetsizlik etmeyin. Genel anlamda bütün şairler, mesela diyelim ki ezan şairdendir. Ezanın okunması Allah'ı bize hatırlatır. Ezanı dinlerken hürmetle ve huşu ile dinlemek elbette gayet güzel bir şey, yapmamız gereken bir şey. Ama diyelim bir kısım insanlar var, ezan okunuyor, bacak bacak üstüne atmış, tavrını bozmadan, istifini bozmadan işine devam ediyor veya konuşmasına devam ediyor. Bunlar şaire hürmetsizliktir. Ve daha Allah'ın şairi olan, Allah'a alamet olan neler varsa bunlara hürmet etmek hepimizin bir görevidir. وَلَشَّهْرَ haram ve haram aya da hürmetsizlik etmeyin. Yani şehri haram, Araplarda bazı aylar 4 ay haram ay olarak kabul edilmiş ve o haram aylarda birbirleriyle savaşmaları yasak. Her ne kadar bu bir Arap geleneği ise de Allahu alem bunun evvelinde Allah'ın koyduğu bir hüküm var. Çünkü Allahu Teala daha önceden de onlara peygamberler göndermiş. Hazreti İbrahim'in dininde olabilir veya başka bir peygamberin dininde olabilir. 4 ay onlarda savaşın yasak olduğu dönem. O dönemde birbirleriyle barış içinde yaşamayı esas olarak kabul etmişler. Buna uyulması burada nazara veriliyor. Velel hediy ve kurbanlık olan hayvanlar, onlara da hürmet edin. Onlara saygısızlık etmeyin. Velel galait ve özellikle o kurbanlıklara asılan gerdanlara, hani boyunlarına kolye gibi takılan, kurbanlık olduğunu gösteren alametlere, bunlara da hürmetsizlik etmeyin, saygıda kusur etmeyin. Şu manada değerlendirebiliriz. Mesela her koyun kurbanlık olmuyor. Bazı koyunlar kurbanlık olarak belirlenmişse bu diğerlerinden daha farklıdır. Mesela diyelim birisi hırsızlık yapsa, herhangi bir koyunu çaldığında elbette suç. Ama kurbanlık olduğu belli olan bir koyunu çaldığında daha büyük bir suç işlemiş oluyor. Bu açıdan buna da burada dikkat edilmiş ve dikkat çekilmiş. وَلَا اَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ يَبْتَوُنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرْضُوَانَ Rablerinin lütfundan, onun rızasını, lütfunu talep ederek gelen, Kabe'ye yönelerek gelmiş olan kimselere de yine hürmetsizlik etmeyin, onlara saygıda kusur etmeyin. وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُمْ Ve ihramdan çıktığınızda avlanın. Burada ihramdayken avlanmak yasak olduğu biraz önce ifade edilmişti. İhramdan çıkıldığında ise avlanılabilir. Ama bunun ifadesi ayet-i kerimede ihramdan çıktığınızda avlanın. Yani sanki avlanmak bir görev gibi burada ifade edildi. Ulema bunu şöyle izah ediyorlar ve diyorlar ki bir şey herhangi bir arzi bir nedenle yasaklanmışsa, daha sonra emir şeklinde, yapın şeklinde bir emir gelirse yapabilirsiniz anlamını taşır. Yani buradaki emir vücub ifade etmez. Herkesi bağlayıcı bir hüküm, avlanın şeklinde herkesin avlanmasını gerektiren bir hüküm değildir. Avlanabilirsiniz. İhramdan çıktığınızda avlanabilirsiniz. Yani normalde avcılık caiz olan bir şeydir. Günlük hayatta herkes avlanacak diye bir şey söz konusu değil. Ama ihramdayken, hac ibadetini yaparken, ihramlıyken bir insan avlanamaz. İşte ihramdan çıktıktan sonra avlanması artık caiz hale gelir. Ayet-i kerime bunu ifade ediyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا Bir kavmi olan kininiz, onlar Mescid-i Haram'dan sizi men ettiler diye onlara karşı haddi aşmaya sakın sevk etmesin.
Tabi burada fiili bir durum nazara veriliyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yanındaki sahabeler Mekke'den Medine'ye hicret etmeye mecbur kaldılar. Ve daha sonra umre niyetiyle Mekke'ye geldiklerinde Mekkeliler yolda onları durdurdular ve o yıl Kabe'yi tavaf etmelerine engel oldular. Halbuki gayet iyi niyetle gelinmişti. Yanlarında silah bile getirmemişlerdi. Ve kurban etmek üzere kurbanlıklar yanlarında vardı. Böyle olmakla beraber müşrikler izin vermediler. Bundan dolayı tabii Müslümanlar da zaten onlara karşı var olan kin daha da arttı. Ayet-i Kerime böyle bir durumda taşkınlık yapılmaması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü diğer yıl umre görevini yerine getirdiler. Ardından Mekke fethedildi ve Mekke fethedildikten sonra onlara bu zulmü yapanlar artık onların emri altında oldu. İşte bunlar bize bir zamanlar şöyle şöyle yapmıştı deyip öyle bir gerekçeyle bunlara karşı haddi aşmak uygun değil. Ayet-i Kerime bu noktada hatırlatma yapıyor. Bir kavmi olan kininiz, onlar sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydu diye onlar hakkında haddi aşmaya, bir nevi aşırı hareketlerde bulunmaya sakın sizi sevk etmesin. İslamiyet itidal dinidir. Ve kezalike cealnakum ummeten vasata. Ve böylece biz sizi vasat bir ümmet kıldık diyor Cenab-ı Hak. Yani dengeli bir ümmet, istikametli bir ümmet, ifrat tefritten azade olan, aşırılıklardan uzak olan bir ümmet kıldık. Ve Kur'an-ı Kerim insanları terbiye ediyor. Ve bir insan ahlaki yönden nelere dikkat etmesi lazım?